Da 30 binin üstünde seyirci Galatasaray'ı desteklemek için bir araya geliyor. Karşılaşmanın ilk dakikalarında Galatasaray oldukça etkili ve Katowice kalesinde tehlike üstüne tehlike yaratıyor. Karşılaşmanın ilk dakikalarında üst üste köşe vuruşları Katowice kalesinde tehlike yaratıyor ve topu savunma kale çizgisi üzerinden çeviriyor. Daha sonra Hakan ceza alanı içerisine giriyor ancak savunma toparlanıyor ve gole izin vermiyor. Galatasaray'ın atakları devam ediyor. Uğur, Okan, sol kanattan Hamza hücuma çıkıyor ancak top kale çizgisini geçiyor. Hakan'ın yarattığı bir başka tehlike Erdal. Erdal ceza alanı içerisinde ancak savunma yine gole izin vermiyor ve topu uzaklaştırıyor. Bu kez hücum Hayrettin'in kaleci vuruşuyla başlıyor. Uğur, Hakan tek topu Erdal'ın önüne bırakıyor. Erdal'ın vuruşunda kaleci Yoyko topu kornere çeviriyor. Galatasaray atağa devam ediyor Hakan. Şefçik'le mücadele ediyor. Yardımlaştığı arkadaşı Okan. Okan bir vücut hareketiyle rakibinden sıyrılıyor. Uğur kaleciyle karşı karşıya, kaleci Yoyko topu karşılıyor. Daha sonra korner. Tugay. Savunmadan dönen topu yine Tugay kullanıyor. Kaleci Yoyko. Hamza atağı devam ettiriyor. Erdal ve kaleci Yoyko topa sahip oluyor. Katowice'nin ilk yarıdaki ender ataklarından birini Hayrettin ayağıyla karşılıyor. Galatasaray'ın gol arayışları sürüyor. Hamza'nın şutunda top kaleci Yoyko'da kalıyor. Galatasaray atağı Bülent'le başlıyor. Falco. Falco topu Muhammed'in önündeki boş alana bırakıyor. Muhammed ceza alanı içerisinde arkadaşını arıyor, ortalıyor. Hakan topa vuruyor ve 31. dakikada Galatasaray bu golle 1-0 üstünlük sağlıyor. Hakan'ın golü bir başka açıdan görüntüye geliyor. Galatasaray ilk yarıyı 1-0 önde kapıyor. Sarı kırmızılı takım ikinci yarıda da etkili. Falco taç atışı kullanıyor. Hakan, Erdal'dan önce defans topu kornere gönderiyor. Galatasaray üst üste köşe vuruşları kullanıyor. Muhammed, savunmadan seken top üstüye çarparak kornere gidiyor. Köşe vuruşu, Hakan'ın kafa vuruşunda kaleci gole izin vermiyor. Savunma topu uzaklaştırıyor. Tugay sağ kanattan hata sürdürüyor. Karşısında Revişvili, kademedeki Şefçik topu karşılıyor. Katowice savunması topu uzaklaştırmakta güçlük çekiyor. Falco, Okan topa sahip oluyor. Ceza alanı içerisinde Şiverçevski tarafından düşürülüyor ve hakemin kararı penaltı. Penaltı görüntüsü bir kez daha ekranda. 57. dakikada Falco penaltı vuruşunu golle sonuçlandırınca Galatasaray Katowice karşısında farkı ikiye çıkarıyor. Penaltı vuruşunu kale arkası kamerasından izlediniz. Tribünler sevinç içerisinde. Katowice zaman zaman Galatasaray kalesine yaklaşıyor ve top kale direğine çarparak out'a çıktıktan sonra sürekli itiraz halindeki Şefçik kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Daha sonra Şiverçevski ve Ledvon da hakemden kırmızı kart görüyorlar. Falco'nun yaptığı hareket Katowice'ye bir serbest vuruş getiriyor. Maçevski'nin golüyle 75. dakikada durum 2-1 oluyor. Gol bir kez daha görüntüde. Galatasaray karşılaşmayı 2-1 kazanıyor ve UEFA Kupası'nda ikinci tura çıkıyor. Oyunun son 10 dakikasını unutacak olursak çok iyi oynadık ve kendi sahamızda bir galibiyet aldık.